O gün gündeme getirdiğim anayasanın 126. maddesinde anayasa teklifi üzerine konulmuş olan değişiklik önergesi nitekim o gündem sonrasında önerge içerisinden çıkarılmıştır. O önergede doğrudan özerklik konusu düzenlenmişti. Ama Sayın Grup Başkan Vekili bu iddialarından, bu beklentilerinden, bu projelerinden vazgeçmemişler. Niçin vazgeçmemişler? Beraberce konuşalım. Sizi yormayacağım. Ben sayfaları söyleyeyim ki zamanım da çok kısıtlı. Bu kitabın 16. sayfasının son paragrafı, 17. sayfasının ilk paragrafı, 341. sayfasının 3. paragrafı, 349. sayfasının son paragrafı, 381. sayfanın tamamı, 383. sayfanın 2. paragrafı, 387. sayfayı okuduğunuzda bugün önümüze gelen teklifte 106. maddenin son fıkrasıyla 123. maddenin son fıkrasının niye değiştiğini alt alta koyduğunuz zaman yine özerkliğe çıkarsınız. Nitekim bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu başkanlık sistemiyle bu bölgede özerklik gelecek diye propaganda yapılıyor. Yani amaç hiç değişmedi. Ama bu konuya daha fazla zaman ayırmadan zamanımı da efektif kullanmak üzere bu anayasa paketinin asıl can alıcı noktasına dikkat çekmek istiyorum. FETÖ'ye deseler ki Tanrı'dan bir dilekte bulun ve kabul olacak, bu anayasa teklifini dilerdi. Emin olun öyle bir anayasa teklifi ki erken kalkan darbe yapar. Sayın Bakan az önce söyledi ya, istiklal, istikbal ve istikrar dedi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı yardımcıları atadı. Atadığı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanı ile aynı yetkilere sahip. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışı seyahatine gitti veya Allah şifa versin ama hastalandı, yatağa düştü. Cumhurbaşkanı vekilinin aynı yetkileri var. Cumhurbaşkanı sabahleyin kalktı, parlamentoyu feshediyorum kardeşim dedi, yazdı bir yazı, parlamento gitti, geçmiş olsun. Olağanüstü hali ilan ediyorum dedi, doğrudan istisna hükmü yani 17. maddeyi de işletti. Buna ilişkin bütün yetkileri de eline aldı. Peki Fethullah Gülen'i affediyorum dedi, bütün FETÖ'cüleri affediyorum dedi, var mı engel? Yok. Peki bakın burada, kanun maddeleri burada. Hiç. Bakın söylüyorum o zaman, öğrenin. Olağanüstü hali ilan etme yetkisi aynen 119. maddede. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevden ayrılması halinde Cumhurbaşkan yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 106. madde. Kullanıyor muymuş? Kullanıyor. Bakın arkadaşlar sizi uyarıyorum burada. Bu anayasa değişikliği, bu teklif geçtiği anda Sayın Cumhurbaşkanı için hayati tehlike vardır. Bunu hazırlayan her kimse aman dikkat diyorum. Aman dikkat diyorum. Devam edelim. Bakın buradan devam edeyim. Cumhurbaşkanı akşam neyin yattı? Sabahleyin kimin erken kalkacağı? Türkiye'nin nasıl bir sürece sürükleyeceğini ortaya koyacak süreçtir. Bakın inceleyin, teklifi inceleyin. Lütfen hukukçularınıza sorun. Çok hukukçunuz var burada. Bu teklifin altında ben Sayın Burhan Kuzu'nun, Sayın Ahmet İyimaya gibi tanıdığım, bildiğim hukukçuların asla rızalarının olmadığına eminim. Bunu yazan hukukçu değil, bunu yazanın bir hukuk mantığı olduğuna inanmıyorum. Bir şey daha söyleyeyim size. Buyurun. Bakın Cumhurbaşkanı uluslararası anlaşmaları imzalıyor. Teklifin içerisinde konulmuş bu. Onaylıyor. Aynı onay yetkisi 90. maddede de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş. Peki Cumhurbaşkanı yurt dışına gitti. Yerine Cumhurbaşkanı vekili geldi. Dedi ki 10 bin askerin Türkiye'ye girişine onay veriyorum, izin veriyorum. Var mı engel? Yok. Af kanunu çıkarıyorum. Var mı engel? Yok. Uluslararası anlaşmalara onay veriyorum. Parlamentodan kaçırıyorum. Var mı engel? Yok. Yok, burada onama, uluslararası anlaşmaları onama, Cumhurbaşkanına yetki veren teklifin 8. sırasında, buyurun okuyun. Okumamışsınız, okumadan buraya getirmişsiniz. Sizden tek şey rica ediyorum, lütfen okuyun. Okursanız geçmeyecek, okuyun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekillerim, gerçekten bana müsaade etseniz bir saat, hiçbiriniz bu anayasaya evet demezsiniz. Bu anayasa sizin gitmenize sağlayacak bir anayasa. Bu anayasa emin olun Fethullah Gülen bile rüyasında görse böyle bir anayasayı göremez. Buna inanın. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Niye söylüyorum? Bir örnek vereyim size. Şimdi bir seçim dönemine girdik. 114. maddeyi kaldırdınız değil mi? Yani Ulaştırma Bakanı,
yani Adalet Bakanı, yani İçişleri Bakanı artık eskisi gibi bağımsız ve tarafsız olmayacak. Sizin partinizden. FETÖ'cü olma olasılığı var mı? Allah korusun yok. Seçimlere müdahale eder mi? Yüksek Seçim Kurulu'nu basar mı? Basmaz. Ankara Büyükşehir Belediye seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na gidip de müdahale eder mi? Etmez. Zaten bunlar bizim gibi gelişmiş bir ülkede olmaz. Son sandıklar yolda kaybolur mu? Kaybolmaz. Peki niçin 114. maddede seçimin tarafsız ve bağımsız yapılmasına ilişkin düzenleme kalkıyor?